Sonra konuşuruz, tamam mı? Ablacığım. Tamam hayatım. Ah canım. İyi haberleri aldım ablacığım. Sorma Berk. Bir an her şey kötü gidiyor sandım. Ama helikopterin pilotu gelince her şey lehimize döndü. Adam gelmeseydi ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Evet evet. Hepimize büyük geçmiş olsun. Hadi ben kaçtım. Hadi ablacığım, benim bazı işlerim var, ben de kaçtım. Ah Berk. Gümüş aramayı ihmal etme sakın, tamam mı hayatım? Ya abla, hiç ihmal eder miyim? Aşk olsun ha. Bilmiyorum artık. Bugünlerde aklım bir karış havada. Abla. Hadi. Hayat çok tuhaf Mehmet. Ne zaman karşımıza neyin çıkacağını bilemiyoruz. Evet, çok kötü şeyler yaşadım. Ama çok farklı hayatlar gördüm. Başka dertler, üzüntüler, sevinçler. Ama seni ne kadar çok sevdiğimi o kadar iyi anladım ki. Aa! Ne oluyor be? Yavaş kullan, midem bulanıyor. Hem artık ikimiz de çok dikkatli olmalıyız. Bebeğimizi rahatsız etmek istemezsin, değil mi? Özür dilerim. Kaptırmışım ben kendimi. Mehmet, iyi misin sen? Bilmediğin bir şey mi var? Alo Mehmet. Efendim ya. Sen aramayınca merak ettim. Mahkeme nasıl geçti? Düşündüğün için sağ ol. Her şey yolunda, merak etme. Gümüş çıktı. Şu an yanımda. Çok sevindim Mehmet. İkinize de çok geçmiş. Teşekkür olsun. Ederim ya. Görüşürüz tamam. Mehmet. Tamam. Görüşürüz. Melis'in halini görmeliydin. Oturduğu yere bağırıyor. Bırakın beni, uyuyacağım ben burada diye. Hadi ya, asfaltın ortasında. Aynen. Deli işte ya. Oo. Didem Hanım. Yine işi sallamışsınız galiba. Hayır canım, arkadaşım geldi. Bir 10 dakika laflıyorduk. Sizi kimse uyarmadı galiba Didem Hanım. Burası bir iş yeri. İş saatleri içerisinde muhabbet yasak. Ayrıca özel ilişkilerimizi de dışarıda yürütelim lütfen. Tamam mı canım? Oldu mu canım? Kim bu ya? Patron bozuntusu. Yakışıklı çocukmuş ha. Aman, onun yakışıklılığı batsın. Bir dakika kızım. Ben daha genç oda istiyorum. Burası küçük. Evde büyük oda var sanki de sana vermiyoruz. Bana da çalışmaya yer yok. Salona mı kuracağım ben atölyeyi? Bana ne, sen git ya da çalış. Orasını kapattım. Bilmiyormuş gibi konuşma. Kapatmasaydın sen de. O kadar yol gittikten sonra insanda heves mi kalır? Çizgi çekesim bile gelmiyor. Üf, hiç keşke taşınmasaydık. Ben size dedim, beni getirmeseydiniz bari. Ben dedenlerde kalırdım. Oldu canım. Şuna bak. Cadı. Daha görmeden tanıdık seni. Gümüş ablam o kadar çok bahsetti ki sizden. Neler yaşadığınızı bir bir anlattı bize. Vallahi kitap olur be Mehmet abi. Neyse, bitti, geçmişte kaldı. Çok şükür. Benim doğum kabul oldu da ondan. Yerim ben seni, canım benim. Tamam artık, o zaman hak etti değil mi Mehmet? Hı? Artık senin. Al bakalım, bu senin. Benim mi? Evet, senin. Seni sık sık görmeye geleceğim. Belki dışarıda da karşılaşırız. Bana bak, kendin için de dua et, tamam mı? Söz mü? Söz mü? Söz. Aferin sen. Bana bak. Koş Volkan, koş! 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 Özgürlük! Gel.
zaman bütün organizasyonu sana bırakıyorum. Sen halledersin. Hallederim canım. Beni aramayı unutma ama. Aramaz olur muyum? Görüşürüz canım. Görüşürüz. Allah'ım çok şükür sana yarabbim. Çok şükür kızım, çok şükür. Her şey hazır mı Rukiye? Sofrayı kurdum, bir de pilavım kaldı, o da ocakta. Ne oldu gene Rukiye? Ne bu salya sümük halin? Gümüş ablam geliyor ya. Aa, Rukiye abarttın ama. Ne var bunda ağlayacak? Bunda kızacak ne var Şeref teyze? Gümüş ablam çıktı ya, sevinçten benimki. Senin dilin gene çok uzadı bu aralar. Hadi hadi, dilin değil elin çalışsın. Ne dedim şimdi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Canım. Hoş geldin abla. Ne haber kız? Sağ ol canım. Ben işte alayım ben. Nasılsın? Ha? Seni gördüm. Daha iyiyim meleğim. Canım benim. Gümüş, ben odaya çıkıyorum. Duş alayım, tamam? Tamam canım. Geliyorum ben de şimdi. Anneanneciğim çok yorgunum ben. İzin verirsen odama çıkayım mı? Tamam bir tane. Tamam güzel. Gönlüm. Konuşuruz sonra. Tamam. Canım benim. Canım. Ne oldu? Yok bir şey.